Murat, tahtaya aşağıdaki gibi bazı kimyasal tepkimeleri madde taneciklerini çizerek göstermiştir. Murat'ın arkadaşları bu çizimlerle ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Fatma, birinci ve üçüncü denklemleri yanlış çizmiştir. Çünkü kimyasal tepkimelerde elementlerden bileşik oluşamaz ifadesi. Hatalı ifade olması lazım çünkü elementlerden bileşik oluşacaktır. İlkem, yalnız ikinci denklem yanlış çizmiştir. Çünkü tepkimede atom sayısı ve türü korunmamıştır. Hemen inceleyelim bu denklemleri. Birinci denklemde bir element de bir başka element tepkimeye girmiş. Burada bileşik meydana getirmiş. Doğru bir denklemdir. İkincisinde ise bu bir elementle burada bileşik tepkimeye girmiş. Buradaki kırmızı renkle gösterilen atomlar ortadan kaybolmuş. Dolayısıyla bunu hatalı çizmiştir. Üçüncüsünde ise bir elementle başka elementi birleştirmiş. Burada yeni bir element meydana, yeni bir bileşik meydana gelmiş. Doğru bir denklem çizmiştir. O zaman ilkemin söylemiş olduğu ifade doğrudur. Yasin, yalnız üçüncü denklemi yanlış çizmiştir. Çünkü tepkimede molekül sayısı korunmamıştır. Buradaki giren molekül olaraktan bir molekül bu. İki molekül mü? Üç molekül girmiş. Fakat iki molekül çıkmış. Yani molekül sayısı korunmamış. O zaman ifadesi sadece bu yanlış değildir. İkincisi de yanlıştır. O zaman Yasin yanlış söylemiştir. Burcu öğretmen yorumlardan yalnız ilkemin yorumunun doğru olduğunu belirttiğine göre kimyasal tepkimelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? Birinci ifade molekül sayısı korunmayabilir ifadesi doğru bir ifadedir. Kimyasal tepkimelerde bunu doğru çizmiştir. Yani molekül sayısı korunabilir de korunmayabilir de ifademiz doğrudur. İkinci ifade atom sayısı ve türü korunur ifadesi doğru bir ifadedir ki birinci ve üçüncü de bu korunmuştur. İkinci de hatalı çizmiştir. Bu korunmamıştır. Üçüncü ifade elementlerden bileşik oluşabilir ifadesi doğru bir ifadedir. Hem birinci hem de üçüncü denklemlerde elementlerden bu bir elementtir. Bu da bir elementtir. Bu ise bir bileşiktir. Dolayısıyla elementlerden bileşik meydana gelmiştir. Burada da bu elementtir. Bunlar da elementtir. Elementlerden bir bileşik meydana gelmiştir. Yani ifademiz doğrudur. Üçü de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği.